62 Filistinlinin şehit edildiği, 3000 kadarında yaralandığı kanlı pazartesiyi, Gazze katliamını protesto eden yüz binler yeni kapıda hep birazdan Kudüs'e, Filistin'e sahip çıktı. İsrail zulmünü lanetledi. Birazdan İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'nin dönem başkanında Filistin'deki son durumu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla olağanüstü toplanacak. O gelişmeleri de alacağız arkadaşlarımızdan. Ama önce on binlerce yüreğin tek yürek olup Filistin için attığı yeni kapıya gidelim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm izleyeceğiz. Bizim için Çanakkale neyse Kudüs'te odur dedi Cumhurbaşkanı. Müslümanların Kudüs nöbetini devralma zamanı geldi dedi. İşte cesur yürekli lider. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün durdurulmaması halinde dünya hızla hiç kimsenin kendini güvende hissedemeyeceği bir noktaya doğru gidecektir. Birleşmiş Milletler gerek İslam İşbirliği Teşkilatı, gerek diğer uluslararası kurumlar, gerekse de tek tek tüm devletlerin İsrail zulmüne karşı fiili bir duruş ortaya koymalarının zamanı gelmiştir. Bizim için Çanakkale neyse Kudüs de odur. Yüreklerin, bileklerin ve canların ortaya konduğu bir mücadele elbette zaferle sonuçlanacaktır. Bundan sonra 1 milyar 700 milyon Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası evet bize gelmiştir. Nöbeti almaya hazır mıyız? Nöbeti almaya hazır mıyız? Sağ olasınız. Bu vesileyle bir kez daha Kudüs'ün işgalini, Mescid-i Aksa'nın mahremiyetinin ihlalini, Filistinlilerin haklarının gaspını asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Amerika Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla bölgede arabulucu değil taraf olduğunu hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde bir kez daha göstermiştir. Amerika sorun çözmeden yana değil, sorun üretmekten yana olduğunu ortaya koymuştur. Birleşmiş Milletler'in icraî organı olan Güvenlik Konseyi'ni tıkayan şu anda tek ülke Amerika'dır. Niçin dünya beşten büyüktür diyorum, anlıyor musunuz? Yoksa bir Amerika'nın iki dudağının arasına mahkum olan dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyoruz? Zalimler için yaşasın cehennem.